Birinci soru. Hangi sayının 6 katının 3 eksiği 33 olur? Sayıya x dersek 6 katının 3 eksiği 6x eksi 3 olur. Bunu 33'e eşit diyelim. Eksi 3'ü bu tarafa attığımızda 6x eşittir 36 olur. Sonra 36'yı da 6'ya böldüğümüzde x'i 6 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. 35 kilometrelik yol her gün bir önceki gün asfaltlanan yoldan 2 kilometre fazla asfaltlanarak 5 günde tamamlanmıştır. Buna göre ilk gün kaç kilometre yol asfaltlanmıştır? Arkadaşlar her gün bir önceki gün asfaltlanan yoldan 2 kilometre fazla. Şimdi ilk gün x olsun. İkinci gün x artı 2. Üçüncü gün x artı 4. Dördüncü gün x artı 6. Beşinci günde x artı 8 olacaktır. Bunların toplamı arkadaşlar 35 kilometreye eşitmiş. Hepsini toplayalım. Topladığımızda 5x olur. Sayıları toplayalım. 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 8 daha 20 yaptı. Bu 35'e eşitmiş. Şimdi 20'yi eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçirelim. 5x eşittir 15 olur. Sonra 15'i de 5'e bölersek x'i 3 olarak buluruz. Arkadaşlar bu ilk gün asfaltlanandır. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. Ahmet'in yaşının 4 eksiğinin 2 katı 18'dir. Buna göre Ahmet kaç yaşındadır? Şimdi Ahmet'in yaşına x dersek 4 eksiğinin 2 katı 18 oluyormuş. Bu denklemi çözeceğiz. Önce 2'ye bölelim 18'i. X eksi 4 eşittir 9 çıkar. Sonra eksi 4'ü eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçirirsek artı 4 olur. 4 ile de 9'u topladığımızda 13 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. Zehra'nın kitaplarının sayısının 2 fazlasının 3 katı Mustafa'nın kitaplarının sayısına eşittir. Mustafa'nın 27 tane kitabı olduğuna göre Zehra'nın kaç tane kitabı vardır? Şimdi arkadaşlar Zehra'nın kitaplarına x dersek bunun 2 fazlasının 3 katı Mustafa'nın kitaplarına eşitmiş. Mustafa'nın da 27 tane kitabı varmış. 27'yi 3'e bölersek x artı 2'yi 9 olarak buluruz. Sonra 2 karşı tarafa eksi olarak geçer. X eşittir 7 olur. Bu da Zehra'nın kitaplarıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Başlangıçta Özlem'in kumbarasında 22 TL, Melih'in kumbarasında 10 TL vardır. Özlem kumbarasına günde 2 TL, Melih ise 4 TL atarak para biriktirmeye başlıyorlar. Buna göre kaçıncı gün Özlem ve Melih'in paraları eşit olur? Şimdi Özlem'in parası şurada olsun arkadaşlar. 22 TL. Melih'in kumbarasında da 10 TL varmış. Şimdi Özlem kumbarasına 2 TL atarsa ikinci gün 24 olur. Melih 4 TL atarsa 14 olur. Sonraki gün bu 26 olur. Bu 18 olur. Daha sonra 28 olur. 22 olur. Daha sonra 30'a 26 olur. Daha sonra 32'ye 30 olur. Daha sonraki gün 34'e 34 olur ve eşitlenir. Arkadaşlar şu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı gün oldu bakın. Doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru. Toplamları 70 olan iki sayıdan biri diğerinin 4 katından 5 fazladır. Buna göre büyük sayı kaçtır? Küçük sayıya x dersek büyük sayı bunun 4 katından 5 fazlaymış. Bu büyük sayıdır. Bu da küçük sayıdır. İkisinin toplamı 70'miş. Şimdi bu işlemi yapalım. 4x, 1x daha 5x oldu. Sonra bu 5'i de bu tarafa eksi olarak geçirirsek 65 kalır. 65'i de 5'e bölersek 13 buluruz. Bu küçük sayıdır. Büyük sayıyı bulmak için 70'ten 13'ü çıkardığımızda 57 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. soru. Şekildeki tablo kenar uzunlukları x artı 3 santimetre ve x artı 2 santimetre olan eş dikdörtgensel parçalardan oluşmuştur. Bu tablonun çevre uzunluğu 148 santimetre olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar şurası bakın 3 tane olduğu için bu x artı 2 3 ile çarpalım. Burası da 4 sıra var. O zaman x artı 3'ü 4 ile çarpalım. Şimdi çevresi 148 arkadaşlar. 148'i 2'ye böldüğümüzde uzun kenarla kısa kenarın toplamını 74 santimetre olarak buluruz. O zaman bu 74'e eşitmiş. Şimdi bu işlemi yapalım. 3'ü dağıtalım. Burada da 4'ü dağıtalım. Burası 3x artı 6 artı 4x artı 12 eşittir 74 oldu. Şimdi 3x burada, 4x de burada 7x. 6 ile de 12'yi topladığımızda 18 oldu. Eşittir 74.
Şimdi 74'ten 18'i çıkardığımızda 7x'i 56 olarak buluruz. 56'yı da arkadaşlar 7'ye böldüğümüzde x'i 8 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Yukarıda kenar uzunlukları verilen karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar bu kare ise demek ki x artı 6 eşittir 3x artı 2 olacak. Buradan x'i bulalım. X'i bu tarafa, 2'yi de bu tarafa geçirelim. 6 eksi 2 eşittir 3x eksi x olur. Burası 4, burası da 2x kalır. Sonra 4'ü 2'ye bölersek x'i 2 buluruz. X 2 ise şurada yerine yazarsak 2 artı 6 8 olur. Bakın burada da yine 3 kere 2 6 2 daha 8. Karenin çevresi istenmiş. O zaman 8 ile 4'ü çarparsak çevresini 32 santimetre olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Bir tabak içindeki eş kütleli 25 çikolata ile birlikte tartıldığında 400 gram, boşken tartıldığında 150 gram gelmektedir. Buna göre çikolatalardan her biri kaç gramdır? Şimdi her birine x dersek arkadaşlar 25 tane çikolata 25x olur. Bir de 150 gram tabağın ağırlığı varmış. Bunların tamamını topladığımızda da 400 gram oluyormuş. Şimdi bu 150'yi bu tarafa eksi olarak geçirelim. 25x eşittir 250 olur. 250'yi de 25'e bölersek x'i 10 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. 3 arkadaş aynı kitaptan birer tane sipariş vermiştir. Tek paket içinde gelen bu sipariş için 7 TL kargo ücreti dahil olmak üzere toplam 49 TL ödenmiştir. Buna göre bir kitabın fiyatı kaç liradır? Bir kitabın fiyatına x dersek 3 kitap 3x yapar. Bir de kargo ücretini eklersek arkadaşlar toplam 49 lira ödenmiş. Şu 7'yi bu tarafa eksi olarak geçirelim. 3x eşittir. 49'dan 7 çıkarsa 42 kalır. 42'yi de 3'e böldüğümüzde bir kitabın fiyatını 14 lira olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Hidayet bir basketbol maçında toplam 41 sayı atmıştır. Maçın birinci çeyreğinde, ikinci çeyrekte attığı sayının iki katı, üçüncü çeyrekte ise dördüncü çeyrekte attığı sayının üç fazlası kadar sayı atmıştır. Hidayet, dördüncü çeyrekte 10 sayı attığına göre ikinci çeyrekte kaç sayı atmıştır? Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek. Şimdi dördüncü çeyrekte arkadaşlar 10 sayı atmış, bunu biliyoruz. Üçüncü çeyrekte de dördüncü çeyrekte attığının 3 fazlasını atmış, yani 13. İkinci çeyrekte attığına x dersek, birinci çeyrekte attığı da ikinci çeyrekte attığının 2 katıymış, yani 2x'miş. Toplam 41 sayı atmış. O zaman bunları topladığımızda 41'e eşitleriz. Burada 2x ile x'in toplamı 3x olur. 13 ile de onu topladığımızda 23 olur. Şimdi 23'ü eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçirelim. 3x eşittir. 41'den 23 çıkarsa arkadaşlar 18 kalır. 18'i de 3'e bölersek x'i 6 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru. Ayşe'nin doğum günü kutlamasına 44 arkadaşı gelmiştir. Kutlamaya gelen kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısının 3 katından 4 eksik olduğuna göre kutlamaya gelen kız arkadaşlarının sayısı kaçtır? Ayşe'nin erkek arkadaşlarının sayısına x dersek arkadaşlar kız arkadaşlarının sayısı bunun 3 katından 4 eksikmiş. O zaman x artı 3x eksi 4 44'e eşitmiş. Buradan x'i bulalım. Burası 4x olur. Sonra eksi 4 bu tarafa artı olarak geçtiğinde 48 olur. 48'i de 4'e bölersek x'i 12 buluruz. Bu erkek arkadaşlarının sayısıdır. Toplam 44 arkadaşı gelmişti. 44'ten 12'yi çıkardığımızda arkadaşlar geriye 32 kalır. Doğru cevap D şıkkıdır.